Yağmur ormanları tüm karbondioksidi emen, sera gazı etkisini azaltan ve oksijen üreten etkisi nedeniyle güzel gezegenimizin akciğerleri olarak kabul edilir. Aynı zamanda iklimleri düzenleyen ve içerisinde birçok vahşi canlı türünü barındıran muhteşem bir varlıktır. Uzaktan bilinen genel tanım bu. Ancak içine girdiğimizde inanın duyduğunuz binlerce hayvan türünün çıkardığı ses, gördüğünüz bitki ve ağaç türleri, yağmurun ve nehirlerin çıkardığı sesi ve görüntüsüyle büyülenebilirsiniz. Ne yazık ki Borneo Adası bu dünya düzeninde varlığını korumak için adeta mücadele veriyor. Bunun için bilim insanlarının bireysel gayretleriyle kurulmuş bir kamusal hareketlilik var. Şimdi Malezya Devleti'nin Sabah bölgesinde özel koruma altına aldığı 472 kilometrekarelik koruma alanı olan Danum Vadisi'ne geldik. Dünyanın en eski ormanları burada. Tam 130 milyon yıllık. Bu Dipterokarp ormanı koruma alanı yüzlerce kuş, memeli ve böcek türüne ev sahipliği yapar. Danum Vadisi'nin dışında kalan bölgede yaşayan en büyük topluluksa Dusun kabilesi. Ve bu insanlar nehir kıyılarında binlerce yıl zorlu koşullarda yaşamış. Bu uyum sonucunda bir yaşam kültürü oluşturmuşlar. Biz de bu insanların yaşam kültürüne ortaklık etmeye, onların deneyimlerini, öğrendiklerimizi sizlerle paylaşmak için yanlarına ulaşmaya çalışıyoruz. Yağmur sezonuna yakın bir zamandayız. Tropikal iklim. Yağmur yağıyor. Her saat aşağı yukarı 15-20 dakika aralıklarla yağıyor. Güzelce ıslatıyor etrafı. Hayvanlar biraz sakinleşiyor o vakit. Yağmur durduğu vakit ava çıkan bir sürü sabah akşam yemlenen hayvanlar, canlılar var. Borneo'nun en kuzeyinde Malezya bölgesine ait alanları aşağı yukarı gezdik. Tamamını değil ama uğrayabileceğimiz ilginç yerlere uğradık. Şimdi daha güneyine, daha alt taraflara, sınıra doğru yaklaştık. Ve burada bir araştırma merkezi var. Bilim insanlarının gelip Borneo ormanlarını ve daha doğrusu gezegenimizi nasıl koruyabilmenin yollarını aradığı, Malezya hükümetiyle de işbirliği yaparak bu çalışmayı yaptığı bir merkez var. 40-45 kilometre mesafedeyim oraya. Yarın da o tarafa doğru gideceğim. Ama şimdi geceyi burada geçireceğiz. Bakalım gece ne kadar heyecanlı ve ilginç olacak, çünkü yağmur durduğu vakit ormandan öyle güzel sesler yükseliyor ki o zaman anlıyorsunuz ki şehir çok gürültülü bir yer. Bu kadar çok canlı sesin içerisinde hiç rahatsız olmuyorsunuz, çünkü ait olduğunuz yerdesiniz. İnanılmaz güzel nefes alabildiğimiz bir yer. Şu an gerçekten söylüyorum size, ancak bunu yüksek dağlarda hissedebiliyorum. Bir de yağmur ormanlarına gelince hissediyorum. Buradan da şu çıkarımı yapabiliriz. Yani soluyabildiğimiz alanları korumamız gerekiyor. Birinci önceliğimiz bu. Şu küçücük gezegenin içerisinde, değil mi? Koca evrende, bir galaksinin içerisinde, bu kadar güzel düzen içerisinde kurulmuş küçük bir gezegende yaşıyoruz. Muhteşem bir gezegen. İnsanlar artık farkına varmalı, bilinçlenmeli. Biz de bunun için nispeten buradayız. Tabiatta yaşayan insanın kırpıntılarını aramaya devam ediyoruz. O bilgi ve deneyimlerini kullanabilen, hala onların yanlarındaki malzemelerden daha önemli hayatlarının olduğunu, bu bilgi ve deneyimlerini yaşayarak kullandığı hayatlarının olduğunu sizlere göstermeye çalışıyoruz. Burada misafiriz biz. Kısa süreliğine geldik. Ama on binlerce yıl bu ormanda hayatlarını sürdüren canlılar var. İçlerinde insanlar da var. Biz şu anda kendi ürettiğimiz sentetik malzemelerle yağmurdan korunarak geceyi burada geçirebiliriz. Ama o insanlar orman içerisinde ilerleyerek, kimileri sabit bir yerlerde durarak yaşamlarını sürdürdüler. Üstelik bu yağmur ormanlarında. Şu an gece sesleri değişti. Bakın, gündüz çıkan seslerle gece farklı. Nöbetleşe
Gece avcıları ayrı, gündüz avcıları ayrı. Şimdi merak ediyorum, bu sesin içerisinde burada uyumak müthiş bir şey, acayip zevkli. Günlerdir buradayız Borneo'da. Ama orman içerisinde neler var? Özellikle gece avcılarını görebildiklerimi sizlerle paylaşacağım burada. Şimdi birazdan ormana gireceğiz ekiple. Bakın karıncaların çıkardığı inanılmaz bir ses var burada. Size bunu dinleteceğim birazdan. Şu üzeri dikenli olan dal parçasının üstündeler. Hem yuva onlara, hem kendilerini çok iyi koruyorlar, hem de bu bitki içinde faydalı olduğunu söylemişti o biyolog. Bakın. İnanılmaz iletişim var aralarında, müthiş. Bunlar da gece canlıları, gece avcıları ve gece işçileri. Bakın. Birazdan onu elime alacağım. Aynen bir sopa gibi kamufle oluyor. Gel. Bakın yerde yaprağı sopaya dönüştü. Aynen. Rengi falan değişti. Ayaklarını yukarı kaldırdı. Bakın. Müthiş kamufle oldu. Yaprağın üzerinde farklı gözüküyordu. Şimdi elime daha farklı. Neyse şöyle yapalım yine. Belki burada durabilir. Hadi. Artık biz devam edelim yolumuza. Şu birkaç sülük, bakın sülük ısırdıktan sonra kanamaya devam ediyor. Oradaki salgısından dolayı pıhtılaşamıyor. Belli bir süre kanıyor. Şu an elimde. Onu güzelce alıp öldürmeden yoluna göndereceğim. Bakın nasıl da yapışıyor, bırakmıyor. Vakumluyor. Çok zevkli ormanda yürümek ama kaybolma riskine karşın. Bir takım yerlere işaretler bırakarak ormanda hareket etmeniz gerekiyor. Kaybolursanız mümkün değil, yolunuzu bulamazsınız. Çünkü her ağaç, her bitki birbirine çok benziyor. Çok kısa süre sonra ormanın içerisinde hayatta kalma ile ilgili bir pozisyonda kendinizi bulabilirsiniz. O yüzden yerlerin yaptığı bir yöntem var. Yürürken dal kırıyorlar. Kırdıkları dalları belli yöne çeviriyorlar sağlı sollu. Dönerken de o dalları bularak tekrar yollarına geri geliyorlar. Ben de benzer bir şey yaptım. Şimdi tekrar kampa dönüyorum. Artık ekiple birlikte dönme ve uyuma vakti. Ertesi gün yine işimiz var. Biraz dinlenmemiz gerekiyor. Uzun bir gündü. Şu sülüğü de yerine koyayım. Yeri nereyse burada bir yer diyelim. Hadi hadi hadi. Sıcaktan vazgeçmiyor tabii. Devam et. Heh. Şu an bakın dalın üzerine geçti. Şurada. Arıyor kendine güzel bir yer. Ne kadar güzel rengin var senin ya. Ha, beni mi arıyorsun yine? Saldıracak mısın? Al. Bakın bunun sıcaklığına gelecek galiba.
tepemde birkaç tane maymun sabaha kadar oynadılar ha. Bağırıp çağırdılar. Acayip güzel bir geceydi. Çok sık uyandım ama kendimi çok taze, iyi dinlenmiş hissediyorum. Bu kadar sesin içerisinde hiç, bakın uyandırıyorlar ama hiç rahatsız olmuyorsunuz. Şu seslere bakın. Sabaha kadar nöbetleşe değiştiler. Çok güzeldi. İnanılmaz bir gece. Şimdi kendimi burada yaşayan insanların yerine koyarak düşünüyorum. Onlar her gün bu seslerin içerisinde yaşıyorlardı. İnsan tabiata ait bir canlı. Her şeyine kadar, bütün hücrelerine kadar böyle olduğunu hissedebiliyor. Şimdi ekiple birlikte toparlanacağız hızlıca. Buradan araştırma merkezine. Göreceğimiz insanlar var, oraya gideceğiz. Bakalım orada bizi neler bekliyor. Bir de onların, bilim insanlarının gözlemlerini sizlere aktarmaya çalışarak etrafta olup biten hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Bu bölge, koruma alanı haline gelmeden evvel hiçbir insan yerleşimi bulunmaması anlamında benzersiz bir statüye sahip. Yani avcılık, kerestecilik ve diğer insan müdahalesinin mevcut olmaması, bölgeyi neredeyse benzersiz bir yer yapmakta. Süper, thank you. Rom'la buluştuk, Rom bize rehberlik yapacak. Bu bölgeyle alakalı bir sürü şey biliyor, bizlerle paylaşacak kendisi. Önce dedi ormana bir girelim, önce biraz hissedelim. Patikada istediğiniz bir sürü şeyi cevaplayabilirim ve bildiğim bir sürü şeyi de size gösterebilirim dedi. Biz de heyecanlı bir şekilde onunla gidiyoruz. Let's go. Ormanda yaşayan bütün canlıların üstün güçleri vardır. Biz birçoğunu göremiyoruz. Ama onlar bizi işte bu muazzam çalışan duyuları sayesinde çoktan fark edip gözleyebiliyorlar. Ancak bazı maymun türleri kendilerinden emin bir şekilde bize görünüp ne yaptığımızı yakından takip etmek istiyor. Bizi çok uzaktan işitebiliyor ve kokumuzu alabiliyorlar. Kokumuza karışan salgıladığımız hormonların da onlara yön verdiğini düşünüyorum. Bu sebeple niyetimizi de gayet iyi biliyorlar. What was the name of them? Sagama. Sagama River people. Hemen yanımızda akan bu Kavak dediğimiz bölgenin en büyük nehirlerinden bir tanesi var. Sagama Nehri. Sagama Nehri ismini yine buraya gelen insanlar koyuyorlar. Bir şekilde uydurarak, bir şeylere benzetmeye çalışarak. Ve buraya göç etmek zorunda kalan, o Japonya ile olan savaştan, İkinci Dünya Savaşı'nı düşünün. O savaştan içlere doğru kaçmak zorunda kalan yerli kabileler, nehir kenarında yaşayan yerli kabileler biraz daha içlere giriyorlar. Ormanlarda, nehir kenarlarında kendilerini daha güvende hissediyorlar ve buraya yerleşiyorlar. Daha sonra da o insanlar isimlerini Sagama kabilesi diye değiştiriliyor tabii isimler. Ya geçmişte isimleri daha da farklı ve müthiş, muazzam kültürleri var. Nehir kenarında yaşarken ormanda bütün kabilelerin birbirlerine benzer avlanma, barınma, el becerilerini kullanarak hayatlarını sürdürme yaşam modelleri var. Şimdi zaten onlardan kalan bir takım izler var 1950'lerden bu tarafa. Mezarları var en azından. Onları gidip bir görebiliriz. En azından aklımıza onların yaşamıyla ilgili, yaşadıkları ve yaptıklarıyla ilgili bir takım şeyleri kısa da olsa, küçük de olsa görebiliriz orada. Şimdi Rom'la birlikte o tarafa doğru gidiyoruz. Let's go. Bye. Bye. İnsan tabiatın bir parçasıdır ve yaşadığı coğrafya ile bütünleşerek hayat sürmek mecburiyetindedir. Aksi bir durum olsaydı şayet doğa onu hasta ederek yok ederdi. Ve biz kendi kurguladığımız suni yaşam alanımızda hızla hasta oluyoruz.
aklımızı, ruhumuzu ve bedenimizi en iyi kullandığımız yer tabiattır. Neden bilim insanları şehir ve tabiat insanını karşılaştırarak sağlığın gerçek reçetesini bize sunmuyor ki? Her birimiz kolay ve hazır sunulan hayatı tercih ettiğimiz sürece akıl sağlığımızı da yitiriyoruz. Oysa ki bedenimiz ait olduğu yerde hareket ettiği sürece hayatımız ve yaşadığımız çevrede güzelleşecek. Yüzyıllarca bu nehirlerin çevresinde yaşayan insanlar her şeyi çok kolay gözlemleyebilmiş ve deneyimlemişler. Vahşi bir yaşamın da parçası olmuşlar. Bu gibi insanların becerileriyle yaptığı işlere olan hayranlığımı inanın tarif edemiyorum. Bu çok yakın zamanda geçmiş bir erkek filin ayak izi. Bakın büyüklüğüne ne kadar büyük. Sadece erkek filler tek başına dolaşabilir diyor. Diğerleri aile şeklinde, kalabalık halinde sosyal olmayı seviyorlar, dolaşıyorlar. Ve çok yakın bir zamanda buradan geçmiş. Bu ormanda, korunan ormanın içerisinde 300 civarında diyor. 300'den biraz fazla olabilir belki diyor. Sayılmış o kadar ancak. Yani ne kadar az Borneo adasına ait fil olduğunu, daha doğrusu sabah bölgesinde fil olduğunu da bize söylüyor aynı zamanda. Okay, let's go. Büyük Danu Vadisi içerisindeki Sagama Nehri'nin kenarında yaşayan kabilenin kalıntılarından bakın. Mezarları var burada ve çok enteresan. Aynı zamanda küpleri de var. Bu insanlar bir şekilde nehir kenarında yaşayarak müthiş bir kültür de geliştirmişler. Bu insanlar bir şekilde nehir kenarındaki kumları, toprağı aynı zamanda etrafta bulduğu ağaçları da çok iyi değerlendirmişler. Mesela şu mezar için kullandıkları bu demir ağacı neredeyse 400 yıllık ölüm olduğu vakit içlerine koyuyorlar, içine gömüyorlar ve çok fazla etkilenmeyecek bir yer seçiyorlar kendilerine. Ya üstünü güzelce kapatıyorlar ya toprağın içerisine gömüyorlar ve nehre yakın koyuyorlar. Bir tarafı kayalara ve dağlara, yükseklik yerlere arka tarafı yaslanıyor. Diğer tarafı da nehre bakıyor. Hem karaya hem suya olan, çünkü aldıkları, beslendikleri yer olduğu için saygılarını da göstermek için onlara karşı. Bakın üzerlerinde işlemeler var. Çok güzel de el işleri aynı zamanda bunlar. Kesici aletleri de çok iyi kullandıklarını gösteriyor. Şunun içerisinde kemikleri var. Aynı zamanda mezarların başına o insanları sembolize edecek karakterlerini gösterebilecek hayvanların figürlerini yapıyorlar. Kimisi bufalo, kimisi kertenkele, kimisi timsah, kimisi fil. Buna benzer birçok hayvanın figürlerini işleyebiliyorlar. Doğumlarından ölümlerine kadar, ölüm anlarına kadar hem tabiata hem kendilerine olan saygınlıklarını da burada göstermiş oluyor insanlar. Etrafını da çok iyi tanıyarak aynı zamanda. Tested. Yes. Which family was that? Milastoma. Milastoma. Yes. Bu Milastoma ailesine ait bitki üzeri dikenli. Bakın bizdeki biraz da böyle böğürtlen yaprağını andırır ama böğürtlen ahududu diyelim. Biraz daha büyükçe ve ayırt etmek çok kolay. Bakın üzerindeki desenlere, dokulara, beslendiği kanallara.
Milastoma ailesinden. Diyor ki buradaki yerliler bunu kanamalarını durdurmak için kullanıyorlardı. Ya aynı zamanda belki de üzerini yara bandı gibi kapladığını söylüyor. Belki de değil öyle yara bandı gibi de kapladığını. Oradaki kanamayı yani sülüğün salgıladığı sıvının oradan uzaklaşmasını da sağlıyor. Can I chew it? I feel it. I feel the taste is very strong. Çok keskin bir tadı var. This one. Yeah. Stop bleeding. İşte bu kanı durduruyor. Aynı zamanda sülük sırrına da uzun süren kanamasını da böyle durdurabilirsiniz. Sülük işini gördükten sonra kanama devam ettiği için kanamasına gerek yok fazla. Biz de durduruyoruz. Thank you for the knowledge. You're looking for the young one. There's this one? Yeah, this one. Okay. So this is the one that the local call Tuhav. This is Tuhav too. This is Tuhav. Yes, that's okay. The Tuhav. Bakın bu Borneo adasında çok yaygın bir bitki türü. Bunu yerliler de sağlıklı yaşayabilmeleri için, vücuttaki toksinleri atabilmek için, aynı zamanda enfeksiyon varsa onlardan biraz daha rahatlayabilmek için, bir de bağırsak sistemini, öğütüm sistemini çok iyi çalıştırıp vücuttaki o birikmiş olan toksinleri çok rahat atabiliyorsunuz. Toksik malzemeleri diyelim. Ve normalde bakın biraz kartlaşmış hali bu. Bundan da çıkar. Bundan da yemek yapıp yiyebilirsiniz. Yapraklarına aynı zamanda pirinç de sarıyorlar bunun. Buharda pirinç de pişiriyorlar bunun içerisinde. Ancak bizim için en kıymetli olanı, yani onlar için de en kıymetli olanı, ilaç gibi kullanacak olanı da ve direkt taze olarak yenecek olan bölümü de the second bone, right? This is the best maybe. This one. Şimdi bu ikisi arasında kalan bölümün iç kısmındaki yerini yiyeceğiz. Bunun ismi de asıl tabiatta doğal, tabi olarak, vahşi olarak bulunan zencefil. Vahşi zencefil diyebiliriz. I'm gonna cut from here. It's much better for you to cut much lower. Lower, okay. Look at this. Amazing, right? Oh, very good smell. Kesinlikle zencefilin tazesi ve muhteşem görüntüsü. This is this one. Oh, very delicious. Very delicious. Ormanda birçok yerde bundan bulup yiyebilirsiniz. Ve çok da çabuk gelişebilen bir bitki. Çok hızlı büyüyebilen. Ormanın en çabuk büyüyen bitkisi bambu. Bambu aynı zamanda bir çim çeşidi düşünün. En hızlı büyüyeni. Ve bu da onların sınıfından demeyelim de onlar gibi çok çabuk büyüyebilen bir bitki. Bu bayağı keskin ve fazla geldi artık bana. Ama inanılmaz tadı var. Boğazlık enfeksiyonu için de iyi geldiğini söylüyor. İnanılmaz sessiz, ağır, tam böyle dünyanın saatinde işleyen Borneo'nun kalbindeyim. Acayip güzel bir dinginlik var şu an burada. Rom'la güzel bir yürüyüş yaptık. Yine yağmur geliyor o taraftan. Tam bizim kafa seviyemizde inanılmaz bir nem var. Zaten bu nemle beslenen bitki örtüsü ve milyonlarca canlı türü var ormanın içerisinde. O zenginlik zaten buraya değer veriyor. Borneo ormanlarının muhteşemliği, hele şu akan nehrin güzelliğine bakar mısınız? Belli bir zaman yaklaşık 8-10 metre yükselecek, sonra tekrar aşağılara inecek, yağmur sezonuna bağlı kalarak ve hala bu nehrin kenarında yarı göçebe olarak hayatlarını yarı atalarının yaşadığı şekilde devam ettiren insanlar var. Ben de buradan sonra onların içine gideceğim. Hala devam ettirdiği kültürleri sizinle paylaşmaya çalışacağım. Ama önce şurada
biraz manzara izleyip beni sakinleştirmesine, zaten orman sakinleştirdi, daha da yere sermesine izin vereceğim. Ne güzel değil mi? Şunun görüntüsüne bakın. Kırmızı gövdesi var. Aşağı yukarı 1 metre 20-25 santimetreye kadar büyüyebiliyor. Borneo'daki 136 yılan türünden sadece bir tanesi. Şu güzelliğe bakın. Muazzam yaratık. Henüz bebek. Daha 80 santim daha büyüyecek, belki 90 santime yakın. Çok güzel bir yılan. Ne? Ne oldu? Korktun mu çok? Hadi bırakıyorum seni artık. Hadi artık git. Borneo adasının en yüksek noktası deniz seviyesinden 4095 metre yüksekliği ile Kota Kinabalu Dağı'dır. Dağ ve çevresi 5000 ile 6000 bitki türü, 326 kuş türü ve 100'den fazla memeli türünün tanımlandığı dünyanın en önemli biyolojik bölgeler arasındadır. Ve biz bu dağın hemen kuzeydoğu yamaçlarında kurulu olan Singaron köyüne ulaşıp Rabil ve Amin ile buluşacağız. Köyleri tipik bir Dusun köyü. Onlar hala tabiatta yaşamış atalarının yaşam kültürlerini içlerinde barındıran iki güzel insan. Her ne kadar köy yaşamında var olsalar da, içlerinde hep çocukluk yıllarında ormanın içerisinde atalarıyla beraber yaşadığı o zengin kültürün varlığını barındırıyorlar. Ve bizler de onların o zengin kültürün içerisine girip, onları deneyleyerek, yaşayarak sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Serdar. Yo. Rabili. Rabili. Evet. Şimdi Rabili ile buluştuk. Rabili köyden sonra ormanın en vahşi yerinin sınırında yaşayan 78 yaşında Dusun kabilesinin mensuplarından bir tanesi. Buradan daha ötesi artık tamamen vahşi Borneo ormanları. O hep atalarının yaşadığı gibi bir ayağı bu tarafta şehre biraz temas ediyor. Bir ayağı da yine vahşi atalarının bilgi ve deneyimlerini taşıyan kısımda yaşıyor. Ya onunla burada buluşmak ve Amin'le beraber buraya gelmek çok heyecanlı. Bundan sonra yaşayacaklarımızı da sizinle paylaşacağız. Ben açıkçası bu gibi bilgilerin, bu gibi deneyimlerin, bu gibi tecrübelerin hala var olduğunu gördükçe mutlu oluyorum. Çünkü bir gün insanlar yeniden dönmek isteyecekler. Tabiata döndükleri zaman o büyük tokadı yemesinler diye bunlar bir şekilde binlerce yılda oluşan bu bilgi ve deneyimler elimize bir şekilde kaynak olarak kalsın. Sadece elimizde olabilenleri, görebildiklerimizi ancak sizinle paylaşabiliyoruz. Konuşamadığımız, anlatamadığımız daha birçok şey var. Hikayeler, anılar. Şimdi onlara yenileri eklenecek burada. Burada olduğumuz için çok mutluyuz ekiple birlikte. Ve sizinle de bunları paylaşıyor olmak inanılmaz zevkli bizim için. Yeah. Can I look at this?
Rabili bir ayağı teknolojiyle ve endüstriyle temas etmiş durumda. Yani mısır, muz gibi meyveler, sebzeler yetiştirebiliyor. Bir ayağı da atalarının yaptığı gibi bakın böyle tuzaklar, sepetler yine yaparak, kurarak, nehirde yine balık yakalayarak, öğünlerine yine vahşi yaşamdan da bir şeyler katarak hayatlarını sürdürüyorlar. Bambu insanın hayatında, özellikle yağmur ormanlarında yaşayan insanların hayatında çok önemli bir bitkidir. Bu bitkiyle evinizin çatısından oturma yerinize kadar, taşıyacağınız bıçağın kılıfından sepet örmeye kadar, balık sepeti tuzaklarından yanınıza taşıyabileceğiniz sepetleri örmeye kadar, daha birçok maksatla hatta yiyecek pişirmeye kadar kullanılabiliyor. Bakın derenin büyüklüğüne ve içinde yaşayan canlıların ebatlarına göre sepet yapılabiliyor. Bunun da boyu aşağı yukarı 60 santim kadar. Şekli bakın çok basit. Çok kolay. Burası biraz boğdurularak dışarı doğru açık. Balığın gireceği şekilde. Kapak tarafı burası. Buraya bir ip bağlı. İpi buradan çözdüğü zaman balığı buradan çıkarabiliyor. İçine yem bağlıyorlar. Bir file yapmış kendisi. Filenin içerisinde balığın yiyebileceği besinlerden var. Bunun kokusunu ve şeklini beğeniyor tabii ki. İçeri girip onu yiyebilmek için buradan balık içeriye dalıyor kokusuna. Bakın bu biraz esneyerek açılıyor. İçine girdiği vakit balık oradan geri dönemiyor. Biraz küçükse geri dönebilir. Döndüğü zaman da sivri uçlarının üçgen olması sebebiyle ve ağzını kapatması sebebiyle buradan çıkması mümkün değil. Yani aşağı yukarı şu boyutta bir balık, bu büyüklüğe kadar olan balık türü diyelim, içeri girebiliyor rahatça. Ama buradan çıkması şöyle bir delikten mümkün değil. Tutturamıyor, çıkamıyor bir şekilde. Bu da bir tuzak. Balığı taze, balığı kimyası değişmeden yakaladığınız, yediğiniz vakit daha lezzetli olduğunu bizdeki dalyanlardan, dalyancılardan biliyoruz. Oltayla yakalanan balığın nasıl lezzetinin değişik olduğunu, ağ ile yakalanan, ezilen balığın nasıl farklı olduğunu veya dalyancılıkta ağ takılarak yakalanan balığın nasıl lezzetinin değişik olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Can I take it? Yeah. Ramil bunu bıçağıyla ikiye ayırdı. Aynı bizim köklerden yaptığımız ip gibi. Bu da çok güzel. Şöyle. Kalın tarafa biraz daha baskı uygulayıp ayrılmanın ortaya gelmesini sağlıyoruz. İki orta ve yüzük parmakla aşağı bastırarak ve baş parmakla işaret parmakla da dışarı doğru çekerek çok kolay ayırabiliyorsunuz. What is this fruit? This is, we call it kapuk. Kapuk? Yeah. What is it used for? This is used for making pillows. Can I look at inside? Yeah. Let me take one. Okay. Can I take? Yeah. Peel the outer part. Yeah. Like this. And you can see the inside white. These are. Yeah. Bunu yastık ve oturma yerlerinin içini doldurmak için, bu kılıfların içine koymak için pamuk maksatlı, pamuk gibi yumuşak. Bakın. This is the. This is the one. The one. Like cotton. Yeah, and before we put it inside this to make the pillow, okay, to dry it first. Okay. Dry it first, mm-hmm. And then understand. Inside the pillow. Tabii bunun içindeki nemi de almak lazım. O yüzden güneşe koyuyorsunuz, çok kısa zamanda kuruyor. Ondan sonra toparlıyorsunuz, yastıklarınızın içerisine koyuyorsunuz bunları. Ya da işte üstünüzü örtecekseniz, altınıza koyacaksanız sert bir zemin, içini otla karıştırıp bunlardan koyduğunuz vakit çok rahat oturabiliyorsunuz. Bakın bizdeki pamuk gibi. Also, can we eat the seed? Yeah, we can eat the seed while it is young.
Young. Yeah. Is this young? Yeah. Yeah. Bu taze olanların çekirdekleri de like this. Yeah. Böyle yeniyor dedi. Yeah. Bakın ne kadar çok pamuk çıktı içinden. Bunları toparlayıp kurutuyorlar. Yastık olarak da kullanıyorlar. Yani daha önceleri bunu giysiler için kullandıklarını söylüyor tabii ki. Sentetik malzemeler iyice hayatlarına girmeden evvel. Thank you. Sama sama. Ya gel. Rabil nehir kenarında yürürken yanımızda getirdiklerimizi ve yolda bulduklarımızı pişirebilmek için en uygun bambuyu karşıda gördü. Şimdi oraya gidiyoruz. Yiyeceklerimizi içinde, üzerinde bir şekilde pişirebilmek için oradan birkaç parça bambu alacağız. Genç, biraz daha ince olması gerektiğini söyledi. Yolda bir sürü gördük. Çok kalın onlar ve çapı da fazla büyük. Bize biraz daha ince, içerisinde çok kolay yakmadan rahatlıkla pişirebileceği bambuyu buldu. Şimdi gidip oradan bir parça keseceğiz. Gözüne kestirdi bir tanesini. Sesinden de anlaşıldığı üzere çok taze. Oksijenin bol olduğu yere güzelce yerleştirdi. Daha doğrusu yerleştiriyor. Nehirdeki balıklar biliyorsunuz çok hızlı hareket edebilen ve nehir yukarı gidebilen balık türleri daha çok. Sürekli aşağı gitseydi herhalde bir yerde kavuşup buraya gelemezlerdi. O yüzden hem akıntıların bittiği yerdeki kayaların arkasındaki göllerde hem de aradaki o akıntılardan yukarı tırmanarak bir üstteki göle, daha sonraki göle ulaşabilecek kabiliyete sahip, güce kuvvete sahip balık türleri. Şimdi gizliyoruz onu. Good. Okay. İşte bu gördüğünüz ağacın dalları ayrılmış tabii dört parçaya. Bunun ismi Pagni. Yerel adıyla, yani dusunların söylemiyle Pagni diyorlar bana. Bunun yapraklarının suyunu çıkardığımız zaman, dalıyla yapraklarını birbirine vurarak suyunu çıkardığımız zaman suya koyduğumuzda sudaki oksijeni kısa süreliğine bloke edecek ve balıklar oksijen almak için dışarı doğru çıkacaklar. Bunlar da daha kolay yakalayacaklar. Şimdi çıkıp aşağı yukarı 6-7 metre yükseklikteki o yapraklardan bir demet topluluk olan daldan bir tanesini indireceğim aşağı.
Yakın bir zamana kadar bu insanlar bize kimyasal formülünü yazmadan çok iyi bildikleri kimya bilgilerini uygulayarak yaşamlarını sürdürebiliyorlardı. Onlar için tahtada tebeşirle yazılmış bir formül ne ifade edebilir ki? Onlar işte bu bütün formülleri ezberleyen bizlerden çok daha fazla yaşam deneyimine sahiptiler. Bu iki insanın atalarından taşıdıkları bu kadim bilgileri gitip gitmeden ve yerinde yapılışını uygulayarak sizlerle paylaştığım için çok mutluyum. Her birimizin çocuklarımıza doğa deneyimlerini yaşatma sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Bu deneyimler onları daha güçlü, daha gözlemci ve daha güvenli bir yetişkin haline getirecektir. Ve en büyük kazanım da gerçek anlamda bağ kurabildikleri gezegenlerinin koruma sorumluluğunu üstleneceklerdir. Malzemeyi hazırladık. Suyun akış yönüne doğru, yukarıdan aşağı doğru saldık. Şimdi 5-10 dakika beklememiz gerektiğini söyledi. Balıklara bakıyoruz. Bu yöntemle birkaç tane balık yakalayabildik. Şimdi gidip sepette kontrol edeceğiz, hava kararmak üzere. Eğer burada yeniden ortaya çıkan bir şeyler olursa yine kontrol edeceğiz meşaleyle. Ama bir de sepete bakalım. Sepete gidelim. Okay, let's go. Hey. Beş tane de bunun içinde var. Şöyle açayım kapağını. Gel bakalım. Çok küçükler. Ama burada bunu yiyorlar tabii insanlar. Bakın. Yine koyalım. Direkt yemeğe gidiyoruz artık buradan. Tabiatta yaşayan her bir canlı karnının doyduğundan fazlasını tüketemez. Bu bizim için de öyledir. Buradaki asıl maksadımız bu kadim bilgileri sizlerle paylaşmak ve elimizdekileri idareli kullanarak karnımızı doyurabilmeyi göstermek. Ah, ortalık acayip nemli. Nemli olduğu için tabii yağmur ormanlarında hele ki gece ateş yakmak zor bir şey. Yağmur ormanlarında kuru sezonda bile yani ateş yakmak gerçekten kolay değil. Ancak iki günde 7-8 defa 5-10 dakikalık bir sulama sistemi gibi yağmur yağdığını düşünürseniz duş gibi o bütün gece boyunca da ıslanan her şey güneşin görmesiyle su buharı halinde yükseliyor ve her şey ıslak. Tabii ateş yakmak da yağmur ormanlarında kolay bir şey değil. Onların ataları da bir şekilde buna benzer yöntemlerle ateşlerini yakıyorlardı. Ama bugün benden yakmamı istediler. Bu sebeple ben de bayağı bir çaba sarf ettik ama yandı sonuçta. Birazdan yiyeceklerimizi onların yöntemiyle pişirmek için hazırlık yapacağız ve bu ateşin üzerinde pişireceğiz. Thank you.
Bütün bu elindeki bitkiler dusunların kendi yetiştirdikleri veya doğadan, tabiattan buldukları. Mesela bu zencefil çiçeği bunlar. Bunları küçük küçük parçalayıp içine atacağım. Hepsini. Yabani biber yaprakları da var. Farklı boyuttaki ağaçları kısadan uzuna doğru yontarak altına da çok incelik dokunduracak dallara dizip bir boşluk yaratarak bir müzik aleti yapmışlar ki silofon gibi bir şey. Ama tabii bunun ormandan, bu insanların elinden çıkıyor olması çok güzel bir şey. Hele ki bütün günün, o hareketli günün, o yorgunluğun ardından şu yanan ateşte pişen oradaki balık çorbası ve kendi hazırladıkları pirinç yöntemiyle, kendi yöntemleriyle pişirdikleri pirinç ve şu müzik, önümüze de güzel bir dere akıyor. Arada hafif sesi geliyor. Ormanın içerisine, o güzel ormandan gelen seslerin içerisine karışan, hiç aykırı olmayan bir müzik. Ve ruhlar bir şu an. Borneo'da geçirdiğim bu kadar zaman içerisinde birçok insanla tanıştım. Ama benim için en çok önemli olanı, bilgilerini ve deneyimlerini yanında taşıyan, daha da doğrusu malzemelerinden daha çok, yanında taşıdığı malzemeden daha çok önem verdiği bilgi ve deneyimlerini hala devam ettiren, kullanan, atalarından getirdiği kültürü devam ettiren insanlarla tanışmak. Az da olsa onların ailesinin içerisine girebildim. Şimdi kendime yeni arkadaşlar buldum diyorum. Şu güzel dünyamızda, cennet gibi olan yer küremizde hala bilgi ve deneyimlerini kullanarak yaşayabilen insanları bulmaya, sizlerle birlikte aramaya, dünyanın neresindelerse bulmaya devam edeceğiz.